Bazı insanlar yaptığı bir faaliyet ile asırlarca anılırlar. Somuncu Baba böyle bir zattır. İrşad faaliyetlerinde bulunmuş bir kimsedir. İlmiyle Hazreti Peygamber'in varislerindendir. Peygamber Efendimiz, alimler bizim peygamberlerin varisleridir diye buyurur. Somuncu Baba da bu zatlardan birisidir. Peygamberlerin varisleri olan alimler olduğu gibi, alimlerin varisleri olan başka alimler, önemli zatlar da vardır. Somuncu Baba da Hacı Bayram Veli gibi önemli zatlar yetiştirmiştir kendi çağında. Ama açtığı manevi yoldan yetişen daha sonraki asırlarda da insanlar gelmiştir. Hulusi Efendi de bunlardan birisidir. Hulusi Efendi'nin de hayatına baktığımız zaman benim çok hoşuma gider. Ben Hulusi Efendi'yi bu vakfı tanımadan önce Darende'de bir zatın olduğunu, bu zatın işte tasavvufi yönünün olduğunu ama aynı zamanda Darende'nin imarı için her türlü faaliyete destek olduğunu, okullar yaptırdığını, işte çeşmeler yaptırdığını, Darende'nin ve çevresinin imarı için her türlü desteği yaptığının, her türlü faaliyete katkısının olduğunu. Ben mesela şeylerine, hutbelerine, mektuplarına falan baktığım zaman bir şey çok dikkatimi çeker. Çocukların mutlaka okula gönderilmesi. Okul çocukların eğitiminin ihmal edilmemesini her vesileyle şey yapar, tavsiye eder. Halbuki onun yaşadığı dönemde insanların bir kısmı, onun gibi dini yönü olan insanların bir kısmı çocuklarını okula göndermekten çekiniyorlardı. Göndermeyi pek istemiyorlardı. Yani istemediği şekilde bilgilerle donatılacağı endişesi yaşıyorlardı. Hulusi Efendi öyle yapmamıştır. Çocukların mutlaka okutulması, cahil bırakılarak sağlam kalacağı düşüncesi yerine ilimle, bilgiyle insanların donatılmasının daha önemli olduğunu her zaman vurgulamıştır. O yönüyle benim çok dikkatimi çeker. Tabii diğer faaliyetleri, manevi eğitimi, diğer maddi bakımdan imar faaliyetlerine katkısı son derece önemli bir faaliyetler olarak görüyorum.